Oh 5 İlginç Bilgiler kanalından merhaba. Suicide Squad. ...2016 yapımı Suicide Squad'ın en can alıcı sahnelerinden biri, Joker'e büyük aşk besleyen Harley Quinn ile baş başa olan sahnesi. Kimyasal atıkların üzerinde bulunan platformda ikili arasında geçen diyalog, tabii ki Joker'in istediği gibi gitmek zorunda. Harley Quinn'e ölüm ve yaşam üzerine küçük bir tirat yapan Joker, onun atlamasına engel olmaz. Kısa bir süre bekledikten sonra beklenen an gelir ve Joker arkasından atlayarak onu kimyasal tankın içinden çıkarır. Sahnenin sonu gerçekten kötüler de aşık olabilir dedirtecek cinsten. Batman Return to Arkham. Sırada Batman Return to Arkham video oyununun sinematik sahnelerinden biri var. İki ezeli düşmanın birbirine karşı olduğu sahnede Joker her zamanki gibi lafı fazla uzatmadan Batman'e önünden çekilmesini söyler. Joker'in yere düşmesinden sonra sahne ikili diyalog halini alır. Batman'in elinde bulunan panzehri alaycı bir biçimde ona vereceğini ima eden Joker, fırsatını bulduğu anda elindeki bıçağı Batman'in sağ omzuna saplar. Batman bu hamleyle acı içinde şişeyi düşürür, Joker damarlarında zehirle birlikte "Mutlu musun?" diye sorar. Batman ise ona bunca şeyi yaptıktan sonra bile onu aslında neredeyse kurtaracak olduğunu ve durumun komik olduğunu söyler. Joker, "Evet çok komik" diye karşılık verir. Batman başında onun ölümünü bekler ve dışarıda bekleyen polislere cansız bedenini teslim edip karanlıkta kaybolur. Batman 1989. 89 yapımı Batman, Tim Burton yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joker'i usta oyuncu Jack Nicholson'ı canlandırdığı, Batman'i ise Michael Keaton'ın oynadığı film, hala en unutulmayan Batman filmlerinden birisi olarak anılmaktadır. Çizgi roman serisine sadık kalınmaya özen gösterilen filmde, Joker ile Batman yine karşı karşıyadır. Batwing ile Joker'e roketler yağdıran Batman'e Joker'in cevabı gecikmiyor ve pantolonunda sakladığı o meşhur uzun namlulu altı patlar cinsi ikonik silahıyla ateş edip Batwing'i düşürüyor. Metrelerce sürüklenen Batman çaresizce binanın merdivenlerine çarparak duruyor ve Joker her zamanki gülüşüyle baş düşmanı Batman'e zarar vermenin memnuniyeti içinde bu anın tadını çıkartıyor. Batman Killing Joke. 2016 yapımı Batman The Killing Joke animasyon filmine ilginç ve hemen hemen hiç kimsenin aklından bile geçirmeyeceği güzellikte bir sahne damga vurur. Her şey Joker'in Batman'i vurmak için ateşlediği silahın oyuncak bir tabancadan başka bir şey olmamasıyla başlıyor. Batman Joker'e "Artık sana zarar vermek istemiyorum" diyerek devam ediyor. Kısmen şiddetle başlayan sahne duygusal bir hal almışken Joker "Bunun için artık çok geç" diyerek arkasını dönüyor ve o efsane fıkrasını anlatmaya başlıyor. Joker'in fıkrası şöyle. Bir tımarhaneye kapatılmış iki adam varmış. Bir gece artık buradan hoşlanmadıklarını düşünüp kaçmaya karar vermişler. Çatıya kadar gelmeyi başarmışlar. Azıcık bir boşluğun ötesinde diğer çatıları görmüşler. Kasaba boyunca özgürlüğe uzanıyormuş. Bir tanesi sorunsuzca karşıya atlamış. Ancak arkadaşı "Hoho, hayır dostum." düşmekten korktuğu için atlayamamış. İlk atlayan adamın aklına bir fikir gelmiş ve demiş ki "Yanımda bir el feneri var. Binaların arasındaki boşluğun üzerine ışık tutayım ve sen de ışığın üstünden yürüyüp yanıma gelirsin." Diğer adam da demiş ki, "Adamım sen beni ne sanıyorsun, deli mi? Yolun yarısındayken kapatacaksın değil mi?" Kısa bir sessizliğin ardından ikisi de dakikalarca gülmeye başlıyor. Joker'i seslendiren isim efsanevi Star Wars karakteri Luke Skywalker, yani Mark Hamill olunca izlemesi oldukça keyifli bir sahne olarak listemize ikinci sıradan girmeyi başarıyor. There is no escape, my young apprentice. Batman The Dark Knight. 2008 yapımı Batman The Dark Knight, Heath Ledger Joker performansı da düşünülürse dünyanın en unutulmayan filmlerinin arasında kendine kolaylıkla bir yer bulacak bir film. Filmin efsaneler arasına girmesini sağlayan Heath Ledger'ın hayat verdiği Joker karakterinin filmle birlikte bu kadar özdeşleşmesi ve izleyiciyi kendine hayran bırakması, Heath Ledger'ın gerçek hayattaki inişli çıkışlı yaşantısı olabilir miydi? Heath Ledger'ı Brokeback Mountain, ardından da Candy ve tabii ki I'm Not There filmlerinde izlediğimizde çok başarılı bulmamız bir yana, herkes gözünü Dark Knight'a çevirmişti. Beyaz perdedeki Batman filmlerinin efsanesi Jack Nicholson'ın meşhur Joker'ini tahtından indirebilecek miydi? Tüm bu sorular bir yığın olmuşken Heath Ledger, adeta çizgi romandaki Joker'i karanlıklar içerisinden almış, kendince biraz daha karartarak beyaz perdeye taşımıştır. Filmi ve kendi karakterini tüm zamanların en iyisi yapan da Joker'in kapkara parıltısının ta kendisidir. Bu olağanüstü oyunculuğuyla artık Batman dendi mi akla gelen belki de tek Joker Heath Ledger oluyor. I'm gonna make this pencil disappear.
It's gone. Dünyanın en ilginç bilgilerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum kısmına isteklerinizi yazabilir ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz.